ben bir bülbül idim. Dostun bağından ötmeyi bekledim. Gülüstü beni her benim burada. Taze çağında okşar yabancı. Elüstü beni, elüstü beni, elüstü beni, elüstü beni. Okşar yabancı. Elüstü beni, elüstü beni, elüstü beni, elüstü beni. Derdine ah şeker ağlar, bülbülsüz goncalar, sahipsiz bağlar, koyunsuz yaylalar, çiçeksiz dağlar. Zamburdu kurusu, yer üstü beni, yer üstü beni, yer üstü beni, yer üstü beni. Yaralarım 99 oldu, hasret yaktı beni, bağrım göz oldu. Demedim çürüdü, dedim söz oldu. Her anın sitemi, dil üstü beni, dil üstü beni, dil üstü beni, dil üstü beni.
Bolbol'un bedavadan müzik dinledik. Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız ve şu anda televizyonlar başlarında izleyen bütün seyircilerimiz. Efendim, bu akşam da yine programa geçmeden önce yine birbirinden değerli saz ve sanatçı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Efendim, saz sanatçı arkadaşlarım Fırat Tekzel ve Seda Aizoğlu. Efendim, sanatçı arkadaşım, hocam, Sayın Çiçek Hanım. Efendim, önce yine ben alkışlayacağım, alkışlar geldi, ondan sonra bizim sohbet devam edecek. Hani alkışlar geldi? Normalde esasında biz seyirciyi almıyoruz ama bu akşam bir seyirciyi de alır. Daha güzel olur dedik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Efendim, Çiçek Hanım'ı, yani Çiçek Hocam'ı kendi ağzından dinlemek istiyoruz biraz. Tanımak istiyorsunuz. Evet. Aslında Diyarbakır halkı beni tanıyor. Evet. Tanımayanlar için. Küçük bir açıklama yapalım tabii ki. Daha evvel gelmiştim tabii. Bu üçüncü kez geliyorum Diyarbakır'a. İşte Çiçek 10 yıldır sanat yaşamında olan, sanatla uğraşan, evet, müzik yapan, profesyonel anlamda 10 yıldır bu işi yapıyorum. İşte Erzincan doğumluyum. Tüncelik Hüseyinliği aslında Erzincan'a yerleşmişler bizimkiler. Türkülerin mekanı yani. Türkülerin mekanı, evet. Yani işte 2 yıl evvel bir albüm çıkardık. Evet. Albümümüz işte yeni değil yani. Yeni bir albüm değil. Evet. 2 yıl oldu. Şimdi 2. albümü hazırlıyoruz. Evet. 2. albümde de sanırım herhalde Kurmanç Zazaca'da olacak. Yani bütün dillerde mi, karışık bir şey mi okumak istiyorsun? Karışık bir şey okumayı düşünüyorum. Evet. Öyle bir şey düşündük. Ama ilk albüm Türkçe yok. Sadece Türkçe bir albüm. Türkçe bir albüm yaptık. İnşallah ikincisini farklı yapacağız. Sadece. Hocam ailede başka müşteri var mı yani? Var efendim. Evet. Ailede abilerim. İki soru istersem aslında. Ailede başka bir sene var mı? Bir de kimlerden etkilendiniz yani bu tarzı seçtiniz? Ya kimseden etkilenmedim. Tabii ki dinlediğim, çok sevdiğim sanatçılar vardı. Mesela Sümeyra Çakır. Evet. Onu çok severim. Çok severek dinledim. Ruhi Tun'un öğrencisidir Sümeyra Çakır. Sümeyra Çakır'ı çok severim, çok dinlerim. Hatta beni dinleyen birçok insan da onun sesine çok benzetiyor. Evet. Sümeyra Çakır şu anda yaşamıyor, evet, vefat etmiş durumda o. Allah rahmet eylesin, evet, ama şey, Sümeyra Çakır'ı tanıyan, evet, dinleyen kişiler onun sesine çok benzediğini söylüyorlar. Ondan çok etkilenmişimdir, çok severek dinlediğim bir sanatçıdır. Yani aileler başka müzisyen var mı? Var, evet. Abilerim var, büyük abim. Profesyonel anlamda yıllar evvel, tabii şu anda yapmıyor. Uzun bir süre oldu bırakalı, şu anda işte 60 yaşlarında falan abi. Ama geçmişte onun da işte taş plakları falan vardı 70'li yıllarda. Abimin biri de yine müzik öğretmeni, o da Paris'te yaşıyor yurt dışında. Ve orada müzik yaşamına devam ediyor, öğretmenlik yapıyor, müzik öğretmenliği yapıyor. Yeğenlerim müzikle uğraşıyor. Küçük kardeşim uğraşıyor. Evet. Bu arada ben uğraşıyorum. Bütün ailece müzisyeniz yani. Esasında istersen bir bu CD'nin kadını biz alalım arkadaşlar, bir yakın gösterseler. Evet. Gül üzdü beni. Evet. Hocam içinde çok derlemeleriniz falan var mı? Yani bir tane bana ait bir müzik var orada, ne sen beni unut ne de ben seni, onun müziği bana ait. Diğerlerini de düzenlemelerini yaptım. Evet. Düzenlemeleri bana ait, yani bir tane bana, evet, ait. Hocam istersen fazla sohbet edemeden bir iki parça daha alalım arkadaşlar, böyle biraz müzik daha, ondan sonra biz yine sohbet devam edelim. Tabii ki, evet. Thank you.
Ben deliyim öğüt ve usulüyle, Reyhan'ın bu beşir arı destiyle. Ben
deneyim öğüt ver usulüyle. Düşmanıyım el yanında dost ile. Düşmanıyım el yanında dost ile. Bir gececik mihman ile sar beni. Bir gececik mihman ile sar beni. Azeren sinemde yaralar çoktu. Bir sunan ablalım ben seni yoktu. Azeren sinemde yaralar çoktu. Benim senden özge sevdiğim yoktu. Benim senden özge sevdiğim yoktu. İnanmazsan ol Allah'a sal beni. İnanmazsan ol Allah'a sal beni. Eski albümümüz değil mi hocam? Yani 2 yıl evvel hazırladığımız bir albüm. Evet. Evet. Çok yeni değil. Yeni albüm ne zaman hocam? Yeni albüm de sanırım birkaç ay sonra piyasada. Hazırlıyoruz şu anda. Nasıl bir şey? Yani aynı tarzı mı? Tabii tarz değişmez yani. Tarz tarzdır. Evet. Her albümde farklı bir tarz olmaz biliyorsunuz. Evet. Bu bana ait bir tarz. Onun için de... Türkçe yine anlatıyorsan? Yani Türkçe kurmanç da olabilir. İçinde kurmanç ve rızaca da düşünüyoruz. Ve Türkçe. Üç dilcendi. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi geçenlerde ben bir arkadaşlar sormuştum. Bizim bu yere baktığın zaman yani Mezopotamya'dan gelmez. Evet, ya da o günlük özelliklerden sormak istiyorum. Bizde mesela makamlar örneğin Hicazlardır, bu Uşaklardır, bu Sabahlardır, Hızamlardır. Ne bileyim. Ritimlere baktığı zaman 2-4-4-6-8-11-8'lik yani ritim şeyimiz çok zengin. Evet. Makamlar da çok zengin. Ama bir baktığımız zaman yani nedense genelde bakıyorsun yani %70-80 tüm parçalı yani nihaben de ritimler 2-4-4-4-4. Niye? Neden yani? Bu zenginliğimiz nereden yani? Bu zenginliğimiz neden? Bu zenginliğimiz tabii ki bu bizim kültürümüzden geliyor yani. Sonuçta Avrupa'daki, tabii onların da kültürleri, onlara ait kültürleri var ama yaşam biçimlerinden ve tabii ki kendi kültürünün taşıyıcı olmalarından kaynaklanıyor tabii. Yani mesela bize makamlar, onlara baktığı zaman genelde hep nihaman sağlıyorlar. Genelde %70-80 ama bizde mesela ben şahsen duygulandığım zaman Hicaz okumak istiyorum ya da Sabah okumak isterim. Neşelenin zaman ama müzik bir yaşamdır, bir yaşam biçimidir. Yani, onlarda öyle hüzün mü yok? Ne diyelim artık? Mutlaka onlarda da hüzün vardır ama evet. Tabii ki dediğim gibi yani kökeni şeye gidiyor. Yine yaşam biçimine ve kültürüne gidiyor. Yani kendi kültüründe sonuçta biliyorsunuz bizler doğulu insanlarız ve doğuda da çok böyle güzel şeyler yaşanmadı. Evet. Çok huzurlu, çok mutlu yaşamlar olan insanlar değiller. Yıllar boyu ezilen, yıllar boyu kendini ifade edemeyen bir toplum. Tabii ki yani acıların çok olduğu yerde müziği de farklı olacaktır. Yani o yaşamın içerisinden çıkıyor zaten müzikte. O yaşamdan çıktığı için. Tabii ki Avrupa'da da yani Batı müziği de mutlaka bunlar var ama Batı müziği biraz daha onların yaşam biçimiyle alakadar. Daha da farklı olur. Bir baştan klasik soru daha sormak istiyorum hocam. Diyarbakır'a bu kaçıncı gelişiniz ve ne için geldiniz? Diyarbakır'a bu 3. gelişim. İlk gelişim Hasanki Festivali'ne katılmıştım. Hasanki Mimarlar Odası'nın düzenlediği bir festivale katılmıştım.
İlk o zaman gelmiştim buradan, 4 yıl evvel falandı, öyle zannediyorum. İkinci gelişim Nevruz'a gelmiştim geçen yıl. Bu yıl da sevgili Koçer'in Zagros Kültür Sanat Evi'nde sevgili Koçer bir dinleti düzenlemişti benim adıma. Evet. Ve dün dinletimiz vardı. Dinleti için geldim. Yaptık, bitti. Bugün de buradayız efendim. Diyarbakır'ı nasıl buldunuz? Vallahi Diyarbakır'ı dediğim gibi üçüncü kezdir geliyorum. Diyarbakır seviyorum, güzel bir yer. Evet. Seviyorum ama çok fazla gezemedim, gezme şansım oldu. Olmadı yani üç kez gelmeme rağmen. İşte hemen program yapıp gitmiştik ya da işte bir gün kalmıştık falan. Çok fazla gezme şansım olmadı. İşte bir surlara gitmiştim, orayı gördüm, muhteşem bir yerdi. Hasankeyf'i çok beğenmiştim. Müthiş bir yer orası. Ve orayı kurtardık tabii ki, biliyorsunuz sular altında kalacak, bir baraj yapılacaktı oraya. O festival sonrasında proje ertelendi. Şimdi bir ara ben Koçer arkadaşla program almıştım. Şimdi ona da sormuştum. Şimdi bizim Diyarbakır'da her bir sokak başında bir kültür merkezi, işte bilmem ne kültür merkezi, evet. Dönüşüm kültür merkezi, evet. Zagros Sanat Merkezi, bilmem başka ne hatırlamıyorum ben. Esasında sanat merkezi nasıl olması lazım şey hocam? Yani mesela sanat merkezi, kültür sanat merkezi yazıyor ama içeri girdiği zaman içeride oyunlar var, ne bileyim hokey var, bilmem başka farklı oyunlar var. Yani sizce kültür sanat merkeziyle olur mu? Yani? Olmamalı, evet. Ona ben de karşıyım. evet, dediğiniz gibi İstanbul'da da var bu tarz, evet. Yerler. Yani kültür merkezi diye gidiyorsunuz ama kahvehaneye dönüştürmüşler. Evet. Yani resmen bir kahvehane. Olmamalı tabii ki. Yani gerçekten orada insanlar gittiğinde, evet. İşte orada kitap okuyabilmeli, oradaki etkinlikleri, yani etkinlik düzenlemeli. Çünkü adı üzerinde kültür sanat yeri olduğuna göre resim sergileri açılabilir, dinletiler yapılabilir. Bunun dışında tiyatro olabilir, sinema olabilir. Yani tabii ki kahvehanelere dönüştürülmeli. Ama Koçer'in yeri böyle bir yer değil ya. O zaman asla değil. Koçer'i ben bu anlamda tebrik ediyorum. Bu anlamda gerçekten tebrik ediyorum. Ve Koçer daha evvel biliyorsunuz İstanbul'da yaşıyordu. Ben İstanbul'dan tanıyorum Koçer'i. Çok sevindim yani, burası onun memleketi zaten, buralı kendisi, evet. Diyarbakırlı. Ve buraya gelip işte burada bu kültür sanat evini açması harika bir şey. Zaten hocam yani biraz şımarıklı bile derdiniz, programı seyretseniz tam şımarık. Bak hali çekilmez. Şımarsın. Yani, bazen biraz insanları şımartmak gerekiyor, evet. Bence. Yani şimdi, her insanın buna biraz ihtiyacı var. Geçen programda kendisi demiş ki ben karizmatikim. Ben yine diyorum aslında karizmatiktir ama neyse yine biraz yerbaklı. Koçer'e laf yok. Evet, yerbaklı düşünüp de öyle güzel mekanları açan bütün insanları tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Mesela onun gibi bir Aziz Kabil arkadaşımız da var. Bir gaz, köşkü testleri, evet. Belki gördünüz. Evet. Orası da çok, evet. Güzel. Çok. Ailenin çok rahat edebileceği yerler. Evet. Bu arada tabii ben de orada çalışıyorum. Bir reklamı, evet. Dinledim. Dün akşam, evet. Dün akşam sizi, evet. izlemeye geldik ama geç kaldık. Çünkü benim, evet. dinletim vardı. Dinleti bitti. Evet. Geç bir saatte bittiği için de sizi çok az izleyebildik. İnşallah. Hocam teşekkür başka ediyoruz. Bir akşam. Bu arkadaşlar bir daha bir parça daha gelsin. Efendim 5-6 gelsin. Gönülün kuşu uçmayınca gönül yardan ayrılmaz. Uçtu havalandı gönülün kuşu uçmayınca gönül
yardan ayrılma. Uyudun ama elim yutala. Yumayınca gönül yardan ayrılma. Yumayınca gönül yardan ayrılma. Suyumunu salar, tenim yutalar. Yumayınca gönül yardan ayrılma. Yumayınca gönül yardan ayrılma. Tabutum ölçer, nazlı yar gönlümden yah gelir geçer. Kuru terziler gelmiş kefenim biçer. İçmeyince gönül yardan ayrılmaz. İçmeyince gönül yardan ayrılmaz. Kuru terziler gelmiş efendim biçer. İçmeyince gönül yardan ayrılmaz. İçmeyince gönül yardan canım cezada. Bir inatım yok yolun göze de. Bir sultan abdalı canım cezada. Bir inatım yok yolun göze de. Ecel şerbetinde yardan ayrılma. İçmeyince gönül yardan ayrılma. Ecel şerbetinden verin bize de.
de ben seni. İkimiz de bir ikrarı güdelim. İkimiz de bir ikrarı güdelim. Ne de beni unut, ne de ben seni. Sen beni unut, ne de ben seni.
bilirsen. Hocam burada esasında Türkçe şovunuz, ben de bir tane buyurayım. Harikaydı gerçekten. Çok güzel bir eser. Şimdi bizim buralarda özellikle parça Berimse dediğimiz, belki farklı yerlerde farklı bir isimle anımsanabilir. Sesi alabiliyorlar parçaları mı? Şimdi Berimse bizim özellikle bu medrese kültüründe çok yeri olan bir oyundur. Onun için hatta yani birisi okurken bir arkadaşı ağızdan alma gibi bir şey. Aynısını tekrar ediyorlar. Yalnız sadece erkekler, bayanlar yok. Öyle mi? Niye bayanlar yok? Alıştınız. Neden sevindim? Hocam, ben bir klasik soru daha soracağım. Neden halkınızı seçtiniz? Halktan birisini olduğunu zaten biliyoruz ama neden halkınızı seçtiniz yani? Yani biraz kültürümle bağdaştığı için. Evet. Ben Alevi kökenli bir insanım. Evet. Babam da bir Alevi dedesidir. Evet. O yüzden tabii yani çocukluğumuzdan beri bağlamın hissesiyle büyüdük. Yani evet. Bizim kültürümüzde yer alan, çünkü Alevi cemaatlerinde işte babam şey yapardı, dede olduğu için bağlama çalar ve ibadet edilirdi bağlamayla. Abi de halkımızı okur, değil mi? Abim de, evet. Onun da mutlaka şu etkisi var, değil mi hocam? Var tabii ki, onun da etkisi var. Evet. Ben seviyorum halk müziğini de. Evet. Yani kendimi en iyi ifade edebileceğim bir müzik tarzı diye düşünüyorum. Hocam sizce halk müziği şu anda hak ettiği yerde midir? Tabii ki hak ettiği yerde. Yani geçmişe dönüp baktığımızda halk müziğinin yeri bu kadar geniş değildi. Yani bu kadar gündemde değildi halk müziği. Vardı ama çok yüzeyseldi. Ama şu son dönemlerde dikkat ettiyseniz hatta eskiden türkü barlar diye bir şey yoktu yani. Artık türkü barlar, her yerde türkü barlar oluşmaya başladı. İnsanlar yoğun bir şekilde türkü dinliyor ve türkü albümleri yapılıyor. İşte Kürtçe artık biliyorsunuz. O da halk müziği tabii. Yani şimdi tabii ki o da halk müziği. Genelde hep Türk şarkılar geliyor değil tabii. Tabii ki. Halk müziği yani. Tabii ki. Tabii bu Yunanca'da olabilir. Yaşanılmış. Kürtçe'de olabilir. Yani her türkünün yaşanılmış bir öyküsü vardır. Evet. Yani türküler tabii olduğu, yani birileri alıp türküleri sunmuyor tabii ki. Yani yaşanılan sunuyor ama yaşanılan bir gerçeği anlatır. Hepsinin birer öyküsü vardır, gerçek bir öyküsü vardır. Yani özellikle bundan birkaç sene önce, yani folk veya ne bileyim bundan işte. Hep yavaşlaydı. Tabii birkaç sene önce şey vardı. Mesela. Bence tabii şu anda, falan çok. Evet, arabesk, evet. Folk müziği daha çok gündemdeydi ama sizce son... bunun biraz daha baskın ve yayının suçu var mı yani? Öyle mi diyelim? Basın ve yayının suçu demeyelim de insanlar belki kendi özüyle bütünleşmek istiyorlar artık. Kendi özünüzle bütünleşmek zorundasınız. Her mesela bundan kaç sene önce hangi televizyonu açıyordun? Yani evet. Ne bileyim yani hep popüler. Ama geçmişte şey de yoktu. Evet. Yani biliyorsunuz çok fazla kanallar da yoktu zaten. Evet. Sadece TRT vardı. TRT'de zaten yani şeyi belliydi. Yayın formatı belliydi zaten. Çok fazla televizyon kanalları yoktu. Son dönemlerde tabii ki bir sürü televizyon kanalları da açıldı. Bu da çok büyük bir etken. Ve insanlar özüne dönüyorlar bence. Dönmelilerdi. Yani özünüzle yaşamalısınız. Kendi kültürünüzü taşımalısınız, taşıyıcı olmalısınız. Hele bir de sanatçı insanım. Yani sanatçılar toplumun öncüsüdür. Yani bence bu alkışlanır değil mi? Hocam, isterseniz bu alkıştan sonra fazla konuşmayalım. Ben evet. Yine isterseniz yerinize okuyun. İsterseniz evet. Karşılığa alalım. Evet. Ve neler gelsin? Hangi eseri okuyalım? Nidelim bir de Pınarbaşı. Pınarbaşı'nı en sona bırakalım isterseniz. Var hocam, daha çok zamanımız var. Onu en sona bırak. O hareketli bir eser. O zaman Nidelim ve bir de Gül Yanımda Bülbül'üydü. Okey. Evet, 7 ile 9 ile. Thank you.
Çınar başı vurma vurma yar 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 yaramam. Yar gelince yatar durdam ey leylim leylim aman. Yar gelince yatar durdam leylim 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 aman. Çayırda tuttum seni ellere verdim seni. Kendime aldım seni sineme sardım seni. Çayırda buldum seni ellere derken kendime aldım seni sineme sardım seni. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime aldım seni, sineme sardım seni. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Kendime aldım seni, sineme sardım seni. Ben ara sıra akşamları sahneye çıktığım zaman ben diyorum ki ben enerjiyim. Bende bir şey yokmuş. Hala alkışlar gelsin hele. Hocam Allah ısrar etsin. Çok teşekkür ediyorum efendim. O kadar sağ olur olabilir, değil mi? Sağ olun. O kadar olur. Güzel. Bundan sonra ne diyeceksin zaten? Gece bir şey bulamıyorum ama o kadar güzel olmuş. Ne güzel yorumlamıştır yani. Türkü zaten güzeldi. Evet. Seslenişimiz de daha güzel olmuş. Tabii bilinen bir türkü. Evet. İşte bunu biraz daha farklı yaptık biz. Yani tarihe uygun anlamında biraz daha formatını değiştirdik. Hayır o zaman gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Daha da güzel olmuş doğrusu. Yani yeni bir şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü müzik camiasında dikkat ederseniz böyle bir arabesktir almış gidiyor abi piyasayı. Evet kesinlikle. Ve toplumumuz da aslında çok arabesk. Arabesk bir toplumuz biz. Yani bu müziklerimize de yansıyor. Anlıyor musun? Yani türküleri bile birçok türküyü, birçok sanatçı arkadaşı, buna hepsi adını söylemiyorum tabii ki. Birçok sanatçı arkadaşımız, özellikle bu son dönemlerde çıkan sanatçı arkadaşlar. Yani türküleri gerçekten rezil ettiler diyemeyeceğim. Yani demek de istiyorum aslında. Çünkü şey yani arabesk bir formatta okuyorlar. Yani türküler arabesk değildir. Arabesk'e de karşı değilim ama yani türküler türkü gibi okunsun. Ha onu yenileyebilirsiniz, yeni bir formata sokabilirsiniz. Düzenleme. Yeni düzenlemeler yapılabilir. Yani bu çağa uygun türküler yapılabilir. Bu çağa uygun bir müzik yapılabilir. Ama arabesk değil. Asla değil.
Şimdi biraz daha... Yani bir şeyi katmak gerekir, yenilemek gerekir. Gelebilir mi hocam? Biraz yani sanattan daha ziyade piyasa yapmaya çalışıyorlar. Evet. Piyasa müziği. Piyasa müziği ama işte o zaman kaliteli müzik dinlenmiyor. Yani kaliteli müzik çok fazla yok. Var ama şu anda yani basında ön planda olan arabesk. İnsanlar... Maziyet girince mi acaba oluyor? Nasıl? Biraz da işin içinde maziyet mi yani? Biraz da fazla yani maziyeti düşündükleri... Ticari anlamda düşünüyorlar diyorsunuz. Bence değil, hayır. Bu toplumun genel psikolojisi. Toplumun kendi içindeki psikolojisi ve bunu... Toplumun psikolojisi öyleyse o zaman halkın müziği olur o zaman. Halkın müziği değil işte, değil, hayır. Halkın müziği değil ama sunuş o. Sunuşu olduğu için beyinler, dikkat ederseniz televizyonları açıyorsunuz ve adam bir program yok. Yok pop starlar, yani insanların beyinleri bunlarla dolduruluyor. Eğitici hiçbir şey yok. Ben izlemiyorum televizyon. Gerçekten izlemiyorum. Yani ya işte adam bir haber programı varsa onu izlerim. Bir işte güzel bir film varsa izlerim. Onun dışında otuz atık atık şeyler izlemiyorum. Beynimi onlarla yoramam, yani dolduramam. Ve insanlar da izlememeli bence. İzlememeli. Yani düşünmeyen bir toplum o zaman yaratıyoruz. Düşünmeyen bir toplum yaratıyoruz. Şimdi hocam benim demek istediğim, mesela yıllar önce belki ben küçüktüm. Hep iyi bir radyo dinleyicisiyim gerçekten. Evet. Bir de şu var, mesela eski, şu anda piyasada bulunan bütün sanatçı, bir branş, bir İbrahim Abed Tatlıses'iyle şu... Evet. Ben onları dinlediğim zaman halk müziği okudu, böyle dönemlerde. Evet. Bilmiyorum, daha da sanki öyle bir duygu vardı. Evet. Acaba o zaman çok fazla ticari anlamda düşünmediklerinden mi diye artık, evet, bilmiyorum. Hani şu anda eskiden o gördüğüm o hazı, o güzelliği şu anda yani bulamıyorum o insanlarda. Ama işte biraz evvel başta söylediğim şeyi denk geliyor, biraz evvel de söyledim ya, yani bu son dönemde çıkan sanatçı arkadaşlar, onlar türküleri bu formattan çıkardığı için, arabesk formatına soktukları için özelliği bitmiş oluyor. Yani türkü formatıyla okunsa ya da yenilenip yani farklı bir formata sokulup okunsa, daha farklı olacak. Yani insanların müzik kalitesini, bakışları da değişecek o zaman. Yani müzik kalitesi artacak. Evet, kesinlikle. Yok, o kalite yok yani piyasada. Bizim gençleri nasıl buldunuz hocam? Harika. Hepsi çok çok ritmik ve çok enerjik. Çok enerjik hepsi. Ben türküleri söylerken hep oynadılar. Şimdi eskilerden Diyarbakır'da bu imkanlar yok hocam. Şu anda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde arkadaşlar yani kimi bağlama kursuna geliyor, kimi nota, solfej, şan eğitimine geliyor, kimi arbana kursuna, kimi kaval çok kursuna. Çok güzel, çok güzel, harika. İmkanlar, belki de eskiden bu imkanlar yoktu. Evet. Sağ olsunlar şu anda bir şey. Evet. Yani ben, tabii ki bir sosyal etkinliğin olması gerekiyor. Evet. Yani şu anda bağlama kursu, evet, arbanlar, evet, kursu var. Arkadaşlar başka neler vardı? Arbane, kaval, başka neler vardı? Gitar falan vardı, onlar şu anda neden yaz sezonu inşallah başlayınca onlar da bizim genç korusuna yer alan arkadaşlarımızdır. Çok güzel, harika. Şimdi yazılsın arkadaşlar, ben o uzun havaları çok okudum ama özellikle hocam istediği için istersen bir
Evet, şimdi bu Seyda Mala Hasan yazdığı bir beytti. Çok Şovda güzeldi. Güzel. Esasında yani edebi yönleri özellikle çok güzel. Güzel şimdi hocam, gönül isterdi ki sabaha kadar bize okuyalım ama evet. Biz programın sonuna geldik. Evet. Şimdi son olarak ne diyeceksin? Diyecek bir şeyiniz var mı hocam? Diyarbakır halkına özellikle. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. Sadece onlara, onu çok sevdiğimi, inşallah tekrar bir etkinlik ya da bir konser olur. Tekrar gelirim, tekrar evet. Halkla bir arada olurum. Ben herkesi öpüyorum buradan, onları seviyorum. Evet. Tüm türkü dostlarını seviyorum. Tüm türkü dostlarını evet. Burada selam gönderiyorum efendim. Ben de bizlerden sizlere sevgiler sayılır her şey ama her şey gönül olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık demeden önce ben o mikrofonları alayım hocam evet. Buraya. Güzel iki tane türkü. Evet, bir ok çekten karşıki dağlar yukarı evet. Bir ok çektim size armağan ediyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Thank you.
bir mevlam senden. Bir dileğim var, beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç.